Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Tufan. Bildiğiniz gibi konu otomobil olunca akla gelen ilk noktalardan bir tanesi sağlamlık oluyor ve sağlamlık denince de akla direkt olarak Euro NCAP testleri geliyor. Euro NCAP testlerinde arkadaşlar bazı otomobiller alnının akıyla çıkıyor, ancak bazıları da 0 yıldız alıyor, 1 yıldız alıyor ve sağlamlık noktasında oldukça düşük puanlar almış oluyor arkadaşlar. Ancak bazıları da çok sağlam olmasını beklediğiniz bazı otomobillerde sizi hüsrana uğratabilir. İşte bunlardan bir tanesi de Volvo. Volvo denince aklınıza direkt olarak muhtemelen sağlamlık geliyor. Volvo bu konuda kamuoyunda önemli bir güvene sahip. Ancak gerçekler pek de öyle değil. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Volvo Çinli otomotiv devi Geely'ye satıldı arkadaşlar. Ve bu süreçten sonra Volvo'da biraz gerilemeler gördük. Yani Volvo eskiye oranla artık çok da sağlam değil. Baktığınız zaman arkadaşlar sosyal medyada çok fazla video görüyorsunuz. Ya da çok fazla fotoğraf görüyorsunuz. Yani şu tarz fotoğraflardan bahsediyorum. İşte kazalar oluyor. Bu kazaların fotoğrafları çekilmiş, videoları çekilmiş. Volvo ile X bir aracın kazası. İşte diyoruz ki Volvo'nun kazadan haberi bile yok. Ancak durum çok da böyle değil. Yani bu kazalara baktığımızda Volvo'ya arkadan çarpan otomobillerin kaput kısmının tamamen dağıldığını görüyoruz. Ve Volvo'ya baktığımızda hiçbir şey yok gibi görüyoruz arkadaşlar. Ve işte altına da yazıyor Volvo'nun kazadan haberi bile yok. Ancak durum pek de böyle değil maalesef. Çünkü baktığımızda zaten otomobillerin ön kısımlarının, ön panel kısımlarının daha çok yumuşak malzemelerden yapıldığını görüyoruz. Plastik malzemelerden yapıldığını görüyoruz ki bu tamamen insan sağlığıyla alakalı. Yani otomobil bir yayaya çarptığında yayaya çok fazla hasar vermemesi için, yayanın hayatta kalma oranının daha fazla arttırması için arkadaşlar bu alanlar zaten plastikten yapılıyor. Dolayısıyla bu tür kazalarda yani bir otomobile arkadan çarptığınızda sizin kaput kısmınızın dağılma olasılığı çok daha yüksek. Yani aslında Volvo'nun arka tarafının sağlam kalması oldukça mantıklı. Yani bu Volvo değil de Fiat olsa yine aynı şey olacaktı. Ya da Fiat yerine Renault olsa yine aynı şey olacaktı. Yani bunun Volvo'nun sağlamlığıyla pek de alakası yok. Peki Volvo şu anda çok sağlam değil dememizin sebebi ne? Arkadaşlar ben bunu söylerken Euro NCAP testlerine dayanarak söylüyorum. Yani 2022 yılının sonlarında yapılan bir Euro NCAP testine göre Volvo ilk 20 arasına girememiş durumda arkadaşlar. En sağlam otomobil markası Tesla seçilmiş durumda. Volvo ise otomobil modelleriyle ilk 20'ye giremiyor maalesef ve bu sağlamlık unvanını da yitirmiş durumda. Tabi arkadaşlar biz bildiğiniz gibi romantizmi çok fazla seviyoruz. Volvo'da zaten kızı trafik kazasında yaşamını yitiren bir adam tarafından kurulduğu için yani Volvo çok sağlamdır algısı bizde çok fazla var ve yorumlarda da işte muhtemelen diyeceksiniz ki yani kardeşim sen hayatında Volvo'yu mu bildin? Volvo'nun sağlamlığını ne kadar biliyorsun? Ne kadar test ettin? Diyebilirsiniz. Ancak bu benim kafamdan uydurduğum bir şey değil. Bu tamamen Euro NCAP testlerinin bize getirdiği bir şey. Yani siz Google'a girdiğinizde işte Euro NCAP testleri Volvo yazdığınızda zaten bu bilgilere net bir şekilde ulaşabileceksiniz. Dolayısıyla bu benim kafamdan uydurduğum bir şey değil. Tamamen Euro NCAP testlerinin bize getirdiği bir şeydir. Yani baktığınızda arkadaşlar Euro NCAP testlerine en sağlam model Tesla Model Y arkadaşlar. Ve ilk 20'ye baktığınızda maalesef üzülerek söylüyorum ki Volvo'nun herhangi bir modeli burada mevcut değil. Ya biz burada zaten herhangi bir markayı, herhangi bir otomobili kötülemek istemiyoruz. Ancak gerçekleri de konuşmakta fayda var arkadaşlar. Maalesef Euro NCAP testlerine baktığınızda işte Mercedes'i görüyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi Tesla'yı görüyoruz. Subaru, Hyundai, yani pek çok otomobil markasının modelleri var. Ancak ilk 20'ye bile giremeyen bir Volvo'nun sağlamlığından bahsetmekte bana göre çok mantıklı değil. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Yani biz burada eski Volvo modellerine bir şey söylemiyoruz. O Volvo modelleri gerçekten de oldukça sağlam otomobillerdi. Ancak Geely Volvo markasını satın aldıktan sonra Volvo bildiğiniz gibi birazcık daha Çin işine kaçtı. Daha sağlam otomobiller üretmek yerine maalesef daha maliyeti düşük otomobiller üretmeye başladı ki bu da zaten testlerde karşımıza çıkıyor. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Volvo C40 eskiden 17. sırada yer alıyordu Euro NCAP testlerinde. Fakat son yayınlanan testlerle beraber 21. sıraya kadar gerilemiş durumda. Yani yine ilk 20 içerisinde yer alan bir Volvo modeli maalesef mevcut değil. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Volvo Türkiye'de gerçekten de çok pahalı araçlar satıyor. Yani baktığınızda aracın fiyat listesine baktığınızda, Volvo'nun otomobillerinin fiyat listelerine baktığınızda gözlerinize inanamayacak fiyatlar geliyor karşınıza arkadaşlar. Ancak bu fiyatların karşılığı bu sağlamlık olmamalı. Dediğimiz gibi Volvo kalite algısı çok yüksek bir otomobil markası olabilir. Ancak birazcık gerçeklere yönelmek lazım. Birazcık romantiklikten uzaklaşmak lazım. Bu romantiklikten uzaklaştığınız zaman da zaten gerçeklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani o kadar para verdiğiniz aracını açıp konuşmak gerekirse daha popüler bir araç olmasını ben tercih ederim. Yani Volvo özellikle tabii son dönemde popülerlik anlamında da düşüş yaşamış bir marka. Yani bugün baktığınızda Türkiye'de Volvo en çok satılan otomobil üreticilerinden bir tanesi değil. En çok araç satan otomobil
üreticilerinden bir tanesi değil. Dolayısıyla ben olsam daha fazla piyasası olan bir araba almayı tercih ederim. Yani tabii ki Volvo'nun sağlamlık algısıyla beraber Türkiye'de hala iş yaptığını görüyoruz. Yani demin de söylediğim gibi yani sosyal medyada çok fazla video ve fotoğraf görüyoruz. Ancak benim de çok fazla gördüğüm video ve fotoğraf var ki Volvo işte ön taraftan başka bir arabanın arkasına çarpmış. Bu sefer Volvo da almış. Yani bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. Yani bugün Volvo'nun dağıldığını görürüz. Yarın Volvo'nun sağlam kaldığını görürüz. Bu tamamen aracın arkadan mı yoksa önden mi vurduğuyla alakalı bir durum. Yani aracının plastik noktasına denk gelirse araç dağılır. Eğer sert noktasına denk gelirse yani arka tarafına denk gelirse araç sağlam kalır. Aslında bu tamamen bununla alakalı bir şey. Yani Volvo'yla ya da başka bir otomobil markasıyla alakalı bir durum değil. Bunu paylaşmak istedim. Çünkü arkadaşlar sosyal medyada yanlış bilinen şeyler vardı ve bunu düzeltmek istedik açık konuşmak gerekirse. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.